28 Eylül, 4 Ekim boğa burçları, haftalık boğa burçlarımızla başlıyoruz. Güzel haftalarınız olsun. Evet, işinizle alakalı oluşturmak istediğiniz yenilikler söz konusu demişim ve bazı dengeleri geride bırakıp artık siz kendi planınız ve programınızla yol almak istediğiniz ve yaşadığınız kurumsal ya da büyük bir firma ile ilgili bir değişim kararı ve bu değişim sizin için doğru ama ben olsam burada kalırdım. Biraz daha vaktiniz var gitmek için ama aceleci tavır ediyorsunuz. Burada kendinizi güvende bulamadınız. O yüzden gitmeniz sizin için hayırlı ama benim için hayırsız. Yani siz gitmemeniz lazım. Gidecekseniz de bir 7-8 ay sonra gitmeniz lazım ama acele ediyorsunuz. Kendi işini yapan bazı boğa burçlarında işleriyle ilgili kaygı ve endişe var. Hatta kapatma kararı verdi bazı boğa burçları. Çünkü parayla ilgili kendiniz ve yaptığınız iş size mutluluk vermiyor ve bu mutluluk vermediği için de tedirginsiniz. Devlet ve kurumsal büyük finans ya da farklı noktalarda mühendis olabilir. Yerlerinizde güzel bir değişim. Hatta bazı mühendis ya da finans sektöründe olan kişiler evde işlerinizi devam ettireceksiniz. Yerinizde değişim haklarınız da söz konusu olacak. Aslında sizin için kötü değil. Sadece biraz daha otokontrolünüzü kaybetmeyeceğiniz, düzeni biraz daha toparlamanız gereken bir nokta ve işinizde hedeflediğiniz başarı size daha güzel aydınlıklar yaratacak olarak söyleyebilirim. Notları da okuyorum bu arada. Bir de sağlık olarak belki diş eti, mide asitleriniz ya da kalp tıkanıklığınız, kalp ritim bozukluğunuz olabilir. İhmal etmeyin. Özellikle evli çiftlerde bu güzel evde huzur ve bereket haftanız olacak. Birbirinizi daha anlayışlı yaşayacaksınız. Kısa kısa planlarınız olacak. Ve özellikle kız çocuğu olan bazı boğa burçlarında ev alımı gibi bir durum kararı verilmiş olacak ve bu hayırlı olsun diyorum. Taksi ya da hani ne diyeyim metal, demir araçlarla işi olan bazı boğalarda kendinize yer kurma ve ortaklı bir sistem size çok güzel kazanç getirecek. İlk başta ortaklı, sonra da ortaksız süreçleriniz devam edecek. Bence bu planları bu hafta yapın. İleriki dönemde bu planlar size artı enerji olarak hayatınıza gelecek diyorum. Evli olanlarda dediğim gibi gayet huzurlu bir dönem. İlişkisi olmayan boğalarda bu hafta sürpriz başlangıçlar, sevgi anlamında heyecan dönemi, hatta hiç çok geçmişinizden birinin size bir yazması ya da bir diyalog yaşaması sizi mutlu edecek diye yazmışım. Aile büyüklerimizle ilgili vakit geçirmeniz gerekiyor. Onları bu hafta ihmal ettiğiniz gözüküyor. Mutlaka ihmal etmeyin. Büyüklerimiz her zaman kıymetli diyorum. Bir de kendi içinizde çok fazla paranoyaklıklarınız var, korkularınız var. Lütfen bu korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Siz çok güçlü bir karaktersiniz, sağlam bir yapınız var. Ama her kimseye yetemiyorum dediğiniz evredesiniz. Bir de çok anneanne ya da babaanne ya da anne dediğimiz kişinin bir sağlık problemi var. Bakmak zorunda kalacaksınız. Biraz bu hafta sizin için aile büyüklerinizle alakalı yorucu ama işinizle ilgili verimli. Aşk konusunda da heyecan ve evliliğinizde biraz daha huzurlu bir nokta. Evinizde belki değişiklik ihtiyacınız bu dönem yok. Birçok şeyi hallettiniz. Belki yapmanız gereken tek şey nevresim ya da yastığınızı değiştirmeniz. Yastık boyunla alakalı sıkıntılarınızı gösteriyor. Bunu ihmal etmeyin. Bir de kendi kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz bir eğitim var. Bunun başvurusu. Hatta liseyi yarım bıraktıysanız bile bunları tamamlamak istiyorsunuz. Bu da size huzur ve bereket. Restoran işiyle uğraşan bazı boğalar, güzel paralar evresi olacak ama sanki alanınızda değil de sepet servisi, yani gidip gelme servislerini söz konusu daha güzel kazançlar sağlayacak. Yükselen Vay burcunuzu dinleyin lütfen. Güzel bir hafta olsun. Sevgiyle kalın, umutla kalın.